16 Mart 2021 Salı. Evet, Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Valla bir yarım saat 40 dakika önce işten geldim. Bu haftanın ilk sesli gazetesi nedense çekmeden önce böyle bir üşengeçlik. Yani böyle bir çeksem mi, çekmesem mi, çeksem de bir bitse de kurtulsam gibi bir şey oluşuyor. Ya tabii ki sizlerle böyle buluşmayı seviyorum. Çok sevdiğim bir şey de bu işte, haberlerden dolayı yani. Neyse ama yapmak zorundayız. Yapalım sesli gazeteyi. Söyleyecek yine bir şeyim yok. Siz de işte çayınızı çorbanızı alın. Bir like'ı yapıştırıverin. Bak o like'lar şimdi 25 bin kişi falan mesela seyrediyor ortalama. 2 bin kişi like atıyor. Eskiden ben bunu söylemeden önce 1500 kişi atıyordu. Yani o 25 bine 2 bin yine az da. Ama yine de bir böyle bir kıpırdanma oldu yani. Videolar artık o 20 bin bandının üzerine rahat çıkıyor. Tamam, ben sesli gazeteye geçeyim ya. Hadi bakalım. Evet, Ramazan geliyor. Ramazan bu sene Nisan ayındaymış galiba. Kaçında başlıyor bilmiyorum. Ramazan gelince biliyorsunuz Türkiye'de ekranları açgözlü bir tayfa kaplıyor. Din tüccarları. Din alıp din satanlar. Bu din tüccarları karşıdaki onları dinleyen kitlenin de seviyesini, dini bilgisini, daha doğrusu dini bilgisizliğini, zeka seviyesini, entelektüel level'ını çok iyi bildiği için meydan onlara kalıyor zaten. İstedikleri gibi sallıyorlar. O karşıdaki kitleye hiçbir zaman böyle dinin aslını teşkil eden güzel ahlak adına, insanlık adına, hümanizm, ne bileyim, insani değerler, bunlar adına hiçbir şey vermiyorlar. Hep böyle teknik. İşte adam orada soruyor işte. Götümü sağ elimle değil de sol elimle yıkasam şöyle olur mu? Ben işte kocamı seviyorum ama başka bir adamı da seviyorum. Namazımı kabul etmiyor gibi. Aptalca şeyler biliyorsunuz. Daha aklınıza hayalinize de gelmeyecek şeyleri soran bir kitle var karşı tarafta. Şimdi böyle olunca tabii bu Nihat Hatipoğlu gibi adamların böyle mikropların yeşereceği ortamlar Ramazan dönemleri. Ramazan dönemlerinde kazançlarına kazanç katıyor bu adamlar. İşte o katıldıkları her o saçma sapan programdan işte binlerce TL, euro, dolar neyse alıyorlar. Kaçak kat çıkıyorlar o paralarla öyle. Bu adam bir yere bir rektörmüş. Bir yerin Gaziantep'te bir üniversitenin rektörü müymüş neymiş? O bulunduğu üniversitenin 4 bölümüne ait 4 dekanlıkta dekan yokmuş. Kendisini vekaleten dekan olarak atamış. Yani bir elinde 4 marifet maşallah. 4 dekanlığı var, bir de kendisi rektör müymüş neymiş zaten. Adamın savunması şey, ben para almıyorum ondan, yani kimseyi bulamadığımız için vekaleten yapıyorum. Bir de yani bunu mahsus yapıyorlar. Özellikle algı operasyonu yapıyorlar. Çünkü Ramazan geliyor. Yani Ramazan'daki kazancına dokunulmasını istiyor tabii o da. Haklı kendince. Yani kimseyi bulamadınız mı o dört dekanlık için? Ulan etrafını sizden adamlarla kaynıyor. Yani Melih buluyor o kadar Boğaziçi'ne bulaştıracağınıza. Oraya 4 tanesini aynı anda dekan olarak atayabilirdiniz. Problem olmazdı yani. Boğaziçi'yle ne adamı bittiniz, rektör atadınız. Oraya 4 tanesini dekan oluversin yani. Hayır, onu bırak ya, kazık çaksanız zaten dekan olarak orada geçer, sorun değil. İşte böyle adam kendini 4 fakülteye dekan olarak atamış arkadaşlar. Allah kabul etsin, çok çalışıyor adamlar, çok acayip çalışıyorlar. Özlem zengin ama şeref ve ahlak fakiri. Yine karşımıza çıkıyor. Geçenlerde bir iki gün önce yine TT olmuş bu kadın Twitter'da. Beni almaya geldiler valla. TT olmuş. İşte TT olmadan olmaya değişiyor bu iş. Ömer Gergerlioğlu da TT oluyor. Herkes onu hayırla yad ediyor. Bu kadın da TT oluyor. Arkasından neler neler söylüyorlar. Bir televizyon programına mı ne katılmış, birinin konuğu olmuş. Orada konuşuyor. İşte Melih Bulu bizim dostumuz, arkadaşımızdır falan diyor. Melih Bulu iddianın çomağı hazırla demin bahsettik. Allah'tan sizin arkadaşınız. Bizim arkadaşımız olacak hali yok ya. Yani Allah'tan da bizim arkadaşımız değil ya. Ondan sonra çıkmış demiş, çıplak arama mevzusuna yine girmiş. Demiş Türkiye'de bu tür arama hiç yoktur demiyorum. Yani vardır da yoktur gibi. Yani olabilir de. Ya bu tam bir arıza. Ağır arıza, yemin ediyorum.
Yani bunu ne tamir edebilirsin, ne parça değiştirebilirsin. O arıza tüm makinaya, tüm vücuda sirayet etmiş. Bunu çöpe atman lazım. Yani sonra diyor ki madem böyle bir mesele var, bir zahmet bunun şikayetini de yapın. Ulan şikayet ediyorlar. Bu sefer niye şikayet ediyorlar? Niye bir sene beklediler diyorsun. Sen ne olsun istiyorsun ya? Bu devam ediyor daha. Ondan sonra demiş ben başımı örttüğümde annem başörtülü değildi. Hala da başörtülü değil demiş. Annem ve babam benim başörtüsü takmamı zor kabul ettiler. Baktılar milletvekili oldu kızları, kabul ettiler tabii. Şimdi geçen bir arkadaş bahsetmiştim yine o arkadaşın tweetinden de beni takip eden birisi. Bana bir mail atmış. O mailde yanlış hatırlamıyorsam galiba eşi başı kapalı. Tokat'ta bunun babasının müdür olduğu bir okulda işte adam başörtülleri okuldan kovuyormuş. Öyle de bir despot bu adam. Onun mailini görünce bu söylediklerine hak verdim şimdi bunu. Annem ve babam benim başörtüsü takmamı zor kabul ettiler. Başörtülü arkadaşlarıyla karşılaştıklarında annesine merhaba diyorlarmış. Kendisine selamun aleyküm dediklerini söylemiş. Ben iyi mi kötü mü anlamadım yani. Sana merhaba denilmesini, annene selamun aleyküm denilmesini mi istiyorsun? Ben çok anlamadım yani. Sonra devam ediyor bu. Asıl bomba burada bu demiş ki çıplak arama mevzusuyla ilgili konuşurken. Çıplak arama uygulamasının var olması insan hakları ihlali olduğu anlamına gelmez demiş. Yani bir kereden bir şey olmaz. Yani bir kere insan hakları ihlal edilince var demek değil. Yani çünkü bir kereden bir şey olmaz. Bunların kafası o ya. Tabii ya mesela senin de başın kapalı diye başörtün var diye Müslüman olduğun manasına gelmez. Pek çok insanın Türkiye'de nüfus kağıdında İslam yazıyor ama onlar İlla ki Müslüman değil yani. Onun gibi bir şey. Yani senin nefes alıyor olman, konuşuyor olman senin insan olduğun manasına gelmiyor Özlem Zengin. Ümmetinin lideri geçen işte 2-3 gün önce konuşuyor. Çok enteresan bir konuya değinmiş. İsraf. İsraf kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz demiş. Ya itibardan tasarruf olur mu? Ya böyle şeylerden tasarruf etmeyin, o sizin itibarınız. Bunu söylerken bir yudum liçili ejder meyveli bilmem nesinden de bir yudum almış mıdır? Şimdi tabii bunu böyle diyor ya bu. Bunu böyle diyor ondan sonra buradan çıkarken bunu bırakıyorlar sarayına. 150 tane makam aracı. O makam aracına benzin koyuyorlar. O 150 aracın içerisinde toplam 300-350 kişi koruma görevlileri bilmem neler filan. Onların hepsi mobilize oluyor. Sırf bu adamı işte 10-15 kilometre götürüp sarayına bırakmak için. Onlar israf değil tabii. Bunlar israf. İsraf ne biliyor musun ümmetinin lideri? Senin verdiğin, aldığın her nefes insanlık için, doğa için, hayat, ne bileyim, kainat için israf. En büyük israf o. Köy okulunda imam ve eşi ders vermeye başladı. Eşi derse çarşafla girdi. Yorganla girseymiş. Çarşafla girmiş. Şimdi ben çarşafla girmesine değilim. Yani dediğim gibi yorgan, battaniye ne varsa girebilir. Ama şimdi kardeşim senin var mı öğretmenlik sertifikan, formasyon, ilgili bölümleri bitirdin mi? Sınıf öğretmeni neyse bu ilkokul galiba. O kadar yüzlerce, binlerce genç üniversite bitirmiş, atanmayı bekliyor. Sen ne giriyorsun? Hani mahallelerde olur ya dernekler, asosiyasyonlar, benevol, gönüllü olarak bir iş yaparsın. Öyle diyeceğim de kardeşim sen bir kamu kurumundasın yani. Gönüllü iş böyle olmaz. Yani demek ki var bir iş bu işte de. Tarım Orman Bakanı, Odun Bakanı Pakdemirli, tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz demiş. Gerizekalı. Geçen haberini yaptık ya en son Sesli Gazete'de işte bir nokta tonunu kaç 1,7 dolardan mı ne bileyim, unuttum haberi bir öncekine bakarsanız onu dışarıdan 1,9'a alıp içeriye daha ucuza satıyormuş. Böyle bir kafa var adamlarda. Sonra da diyordu paramız var ki alıyoruz falan diye. Ulan sen kendi üreticini desteklesene hıyar. Harbiden yani tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz. Önüne bir tartışma programına katılamayacağı için, bir televizyon programı, bir gazeteci soramayacağı için siz bunu diyorsunuz da bak burada şeyleri var işte Tarım Bakanlığı'nın aldığı, verdiği, ödediği
hesaplar burada diyemeyeceği için, bunu da bildiği için meydan boş tabii, böyle sallıyorlar. Kimisi uzaya gider, kimisi bilmem hasılada birinci olur, kimisi işte Avrupa'da bilmem ne de birincidir filan böyle. Cüneyt Özdemir adam Ahmet Hakan'ın yerine göz dikti ya. Vallahi billahi. Adam bir tweet attı. Kulislerde Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk'un bakanlıktan alınacağı konuşuluyormuş. En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş. Hatta yetmez, Süleyman Soylu'yu da görevden alsınlar, tam olsun. Süleyman Soylu da Gestapo şefi de çok iyi bakanmış aslında. Onu demek istiyor vallahi bu Cüneyt Özdemir. Sen bunu bırak. Bak bir sonraki tweetin, ezanlar susmaz, bayraklar inmez. Böyle bir tweet at. AKP kıvamına geliyor adam. Geldi zaten. Geldi. Ben Ahmet Hakan'la arasında çok çok ince bir çizgi var. Akit'te yazan Kara Hasanoğlu. Bu adamın tipini mesela şimdi biz görüyoruz, haberlerini falan yapıyoruz. Akit'te yazıp çizdiğini biliyoruz. Mesela şu fotoğrafı kesin, emprime printer'dan çıkartın mesela yazıcıdan. Bulunduğunuz ülkede, Almanya, Fransa, İngiltere'de bu adamı gösterin. Herife işitçi bu adam demezler mi? Öyle bir tip var adamda. Adam çıkmış diyor ki, bebeğinize mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin diyor ya, manyak. Yani bebeğiniz ölmediyse aç değilsiniz. Yani arada şey yok, perde yok ha. Yani bebeğiniz yaşıyorsa, nefes alıp veriyorsa demek ki aç değilsiniz. Yani açlık diye bir şey yok. Ya yaşama var ya ölüm var bu adam için. Yani ancak bebeğimiz ölürse mi biz konuşalım, o zaman mı açlıktan bahsedelim? Kaldı ki biliyorsunuz artık mama bile Türkiye'de, ya ben 25 yaşında falan Türkiye'den ayrıldım. Yani öyle şeyler yoktu. Yani 2015'lere kadar Türkiye'ye gidiyordum. Marketlerde ben hiçbir zaman mamaya kilit takıldığını görmedim ya. Çalmasınlar diye kilit takıldığınızı ne zaman görmeye başladınız Türkiye'de marketlerde arkadaşlar? Yani demek ki o kadar pahalı bir şey. Yani demek ki insanlar o kadar ihtiyaç sahibi bu konuda. Ya bu siyasal İslamcıların utanmaları, arlanmaları yok ya. Niye? Çünkü aç, dokun halinden anlamıyor. Ümmetinin lideri o işte, o demin konuştuğu işte israfa bilmem ne yapacağız filan diyor ya, orada yine konuşuyor muhtemelen. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz ıkınarak, çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız demiş. Demin ne diyordu şey bakanı? Bu yukarıdan, yani bundan aşağı doğru iniyor bu küstahlık. Bu böyle derse Odun Bakanı Avrupa'da bir numarayız hasılada bilen demez mi? Diyor, varank çıkıyor. 6 aya biz uzaya bilmem ne göndereceğiz falan değil mi? Diyor. Bu da işte ilk 10, yani en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışacakmış. Bir de video bu. Videoda konuşurken son zamanlarda dikkat ettim. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. İşte hep böyle uzay programı, bilmem ne programı falan açıklıyor ya. 1, 2, 3 falan yapıyor böyle. Burada da 10. 10 iki eliyle 10 gösteriyor. Demek ki karşıdakilerinin bunu, onu dinleyenlerin bunu anlamayacak kadar salak olduğunu, gerizekalı olduğunu falan düşünüyor galiba. Her defasında göstermeye ihtiyacı hissediyor. 3 falan diyor. 3. Yani 3 demezse, bunu göstermezse millet 5 falan anlayabiliyor demek ki. 10. Sen ona sokarsın da son ona sokarsın. Biz bekliyoruz yani, o en son yaptığımız sesli gazetelerde de vardı ya işte demokrasi bilmem nesi raporlarında işte şeyler işte uluslararası think tank kuruluşları açıklamış falan, mesela listeler hazırlanmış. Türkiye 144-145. sıralarda filan, üzerimizde Angola, altımızda Ruanda filan var. Çok iyi. Bu da ekonomide de biz ilk sonuna demir atarız. Kılıçdaroğlu tam yani 2 hafta iyi gidiyor. Ondan sonra yine tekrar kendini buluyor Kılıçdaroğlu. CHP'liler, ne bileyim HDP'liler, İYİ Partililer. Kılıçdaroğlu muhtarlarla buluşmuş, bir toplantı yapmış. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa mesele biter demiş.
Yani dedim ben de bu hani daşak geçiyorsan sorun yok. Gülelim hepimiz, eğlenelim. Ama geçmiyorsan ciddi bir sorun var. Korkarak tıkladım. Ciddi bir sorun var gibi gözüküyor. Böyle bir şey teklif ediyor yani her muhtarla bir tane özel kalem müdürü, özel kalem müdürü, kalem müdürü, kalem kutusu müdürü falan olmadı. Her muhtarla bir iletişim müdürü, iletişim müdürlüğüne ait müstakil bir bina alınsın, değil mi? Öyle olsun. Böylelikle şeyden kurtulmuş oluruz yani işte işsizlikten işsizliği azaltmış oluruz diye düşünüyor. Çok enteresan. Gestapo şefi evi özel hareket timlerince basılan CHP ilçe başkanından helallik istedi. Adamın evini basmışlar, kapısını kırmışlar. Bizzat Gestapo şefi adamı aramış, CHP ilçe teşkilatı. Silvan'da mıydı? Nerede? Doğu'da bir yerde arkadaşlar, size hemen söyleyeyim. Neredeymiş? Diyarbakır'da CHP Hazru ilçe başkanı. Adama ne demiş ya? Hakkınızı helalledim, bir yanlışlık oldu demiş. Valla devlet devlet hakkınızı helal edin diyor ya. Ya devletin düştüğü durumu görebiliyor musunuz? Yani hani devletin özür dilemesi, resmi bir özür, bunu anlarız da hakkı helallik de demek ya. Gideceksin adamı işte tazminat ödeyeceksin bilmem ne yapacaksın filan. Bu olacak yani böyle telefonla hakkını helal et. İşte bunlar devlet adamı filan değil arkadaşlar. Yeni Şafak'ın bir haberi. Yeni Şafak'tan hiç haber paylaşacağımı tahmin etmezdim. Silivri'de 18 Çinli şüphelinin 101 kişiyi pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdığı belirlendi. Şüphelilerin Çin'de yaşayan vatandaşları sahte kripto para danışmanlığı yaparak dolandırdığı tespit edilirken operasyon anları kameralara yansıdı diyor. Haberde diyor Çinli olduğunu ama şey bu işte Demirören haber ajansı. Orada polis şey soruyor hangi uyruk filan diyor orada işte Çin filan diyor ama onun üzerini bipliyorlar yani sessiz bırakıyorlar orayı. Aklıma şey geldi bu Çavuşescu bundan bir iki hafta önce Çinli meslektaşıyla mı ne bir basın toplantısı yapıyordu işte biz Çin'e laf kondurmayız işte Çin hakkında kötü olumsuz bir haberi hiçbir yerde yayınlatmayız falan gibi bir şey söylemişti. Burada da haberini yapmıştık. Acaba ondan dolayı mı diye düşündüm. Hani Çin olduğu, Çinler olduğu anlaşılmasın falan diye belki düşündüler. Sonra baktılar ulan zaten 100-150 kişi çalıştırıyormuş herifler. Demişlerdir bunu artık söylememenin bir gereği yok falan diye. Enteresan bir haber. KHK ile ihraç edilen Ayşen Uysal Fransa'da profesörlük denkliği aldı. Siyasal İslamcılardan alınabilecek en büyük intikam. Türkiye'de işte deminden beri bahsediyoruz dekanıdır bilmem rektörüdür saçma sapan adamlar saçma sapan demeçler yalakalıklar had safhada böyle biliyorsunuz melih bulular işte yaptıkları tezlerde intihal yapanlar hiçbir uluslararası makalesi olmayan yüzlerce rektör üniversitelerin yani halini söylemeye gerek yok artık. Asıl işi bu olan gerçek akademisyenler o Türkiye'den bir şekilde ayrılabilen ayrılmak zorunda kaldı. KHK ile ihraç edilen Ayşen Uysal da Fransa'da profesörlük denkliğini almış arkadaşlar. Daha önce şöyle bir haber yapmıştık. Bu 28 Mayıs 2020'nin haberi. Bunun gibi çok örnekleri vardır da KHK'lı İslam güne bakan işten atıldı. Salça sattı, taksicilik yaptı. Meriç'i tek başına geçti ve Almanya'da yeniden mesleğine döndü. Almanya'da tekrar üniversitede işe alınıyor. Türkiye'li mültecilere çağrısı var. Korkmayı, saklanmayı bırakın diye bir şey söylemiş. Yani bu tartışılır. O farklı bir mevzu da. Ama en azından gidip orada yeniden bir üniversiteye başlamış arkadaşlar. Almanca öğrenmiş. Bu arada Almancayı sonradan öğreniyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Tebrik ediyorum. Ama bir ülke adına üzülünebilecek en önemli noktalardan bir tanesi. Çin Büyükelçiliği arkadaşlar bir video paylaşmış Twitter hesabından.
Hep diyoruz Türk ve Çin halkları dosttur diye. Bu dostluğu pekiştirmek için güzel İstiklal Marşı'nı bir de Çinli sanatçılarımızdan geleneksel Çin enstrümanlarıyla dinleyin diye bir şey söylemiş. Böyle sempatik olmuşlar yani. Biz bu sempatikliği görünce ne diyoruz? Ha tamam, o zaman Uygurlar, o zaman orada bir soykırım falan yapılmıyor. Değil mi? Bu sempatiyi görünce böyle bir şey düşünmemiz bekleniyor tabii. Kesin öyle. Güzel çalıyorlar, yok yani müzikal kalite olarak gayet güzel o doğu işte Çin enstrümanlarıyla. Ama yediremezsiniz yani o Çinlilere, o Uygur şey Uygurlara soykırımınız devam ediyor. Ercüment Ovalı, acıyorum bu adama ya. Adam çıkmış demiş ki 2 milyon aşı ürettik. Ekim ayında da insanlar üzerinde denemeye başlayacağız. 2 milyon insan üzerinde deneyecekler. Ne kadar çok denek bolluğu var. 2 milyon kişi üzerinde deneyeceklermiş. Ondan sonra da koronavirüs aşısı üreten ender ülkelerden birisi olarak o ülkelerin arasına gireceğiz. Tabii ki benim sayemde, yani Ercüment Ovalı sayesinde falan onu demeye getiriyor. Ulan bütün işiniz gücünüz yapacağız edeceğiz. Bütün fiilleri gelecek zamanda çekiyorsunuz. Ya biraz da geçmiş zamanda çekin. Yaptık ettik, bu da aşısı, buyurun şimdi aşılamaya başlıyoruz. Yok yapacağız, uzaya gideceğiz. Bilmem ne yapacağız, aya çıkacağız. Gaz çıkartacağız, osuracağız, sıçacağız filan. Lan bir de yaptık ettik deyin ya. Tok araba yapacağız. Yok. Bu da işte aşı üretecekmiş. Üretirsin sen aşı. Bir Rönesans Holding mi ne varmış arkadaşlar? Bu Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanı İpek Ilıcak Kaya Alp'e resmi plakalı koruma aracı tahsis edildiği ortaya çıkmış arkadaşlar. Emniyet işi gücü bırakmış, devlet işi gücü bırakmış. Demin ümmetinin lideri diyordu ya işte tasarruf yapacağız bundan sonra falan, makam araçları bilmem bir şeyler diyordu. Ama gidip bir özel holdingin işte bilmem yönetim kurulu başkanına özel araç tahsis ediyor. Özel aracın içine şoför, şoförün yanına koruma memuru bilmem ne. Sen kimsin? Babanızın malı mı bu devlet? Tamam, AKP döneminde babanızın malı da sen kimsin veriyorsun? Bir de bu nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz? Adam kaza yapmış şoför. O şekilde öğrenmişler bu aracın, kaza yapan aracın o kadına ait veya o Rönesans grubuna ait olmadığını, emniyete ait olduğunu. Yani düşün, sen vergi veriyorsun, senin verginle zenginlerin korumasını sağlıyorsun, temin ediyorsun filan. Böyle bir şey. Rönesans. Bunlar geçen insan hakları bilmem ne reformu, şu reformu, bu reformu filan diyorlardı. Reformları öyle, Rönesansları böyle. Sanayi inkilabını düşünemiyorum ben. Yani sanayi inkilabı yaparlarsa kim bilir başımıza neler gelecek. Türk futbolundan, Türk sporundan arkadaşlar bayağı bir uzaklaştım. Bayağı bir uzaklaştım. Malum sebeplerden dolayı sporun artık siyasileştiğinden, politikaya alet olduğundan falan, malum sebepler biliyorsunuz. Hani maç skorları da şunlar bunları hiç bilmem. Bildiğimi de ancak işte Twitter'da haber olarak önüme düşerse öyle göz ucuyla bakarım, öyle görürüm. Şu anda hangi takımda hangi oyuncu oynuyor, kim kaçıncı sırada hiç bilmem. Bir Beşiktaş birinci sırada, onu biliyorum. Neyse, dün bir haber vardı. Haberde şöyle bir şey, bak haberin içeriğine bakmadan haberin içeriğini anlayabiliyoruz. Ben habere dokunuyorum böyle. Haber şu: Gençler Birliği maçı sonrası isyan. Demek ki Fenerbahçe yenilmiş. FETÖ bizi sokağa dökmek istiyor. Bak dokunuyorum böyle. Fenerbahçeli yöneticilerin altlarına sıçtıklarını buradan anlayabiliyorum. Yani kalkmak istemiyorlar. Sıçmışlar, kalkmak istemiyorlar. FETÖ bizi sokağa dökmek istiyor. Niye? Çünkü Gençler Birliği maçını kaybetmişler. Evet, kaybetmişler Gençler Birliği maçını. Demek ki Gençler Birliği maçını kazansalarmış FETÖ bizi sokağa dökmeyecekti yani. Kaybedince, hep kaybedince oluyor zaten böyle şeyler. Daha bitmediniz ya. Ya kendinize böyle bir aynada bakıp ulan biz ne komik duruma düşüyoruz, rezil oluyoruz gibi. Böyle bir şey yok. Öyle bir dünya yarattı AKP bunlara. Şimdi Gençler Birliği de çıkıp yenilseydi eğer, böyle bir şey deseydi, o zaman her yenilen desim işin içinden çıkamayız değil mi? Yani bunu düşünün yani. En azından hani FETÖ sizi sokağa dökmek istiyor ama Gençler Birliği yenilseydi, kazansaydık öyle olmayacaktı. Bu zafer onlar diyecek değil mi? Bunları düşün yani. Yok. Yok, bu kadar bilinçsiz adamlar. Ahmet Hakan demiş ki biraz da bizim Enver Semirsin bal tutan parmağını yalar diye düşünülerek susluyor olabilir. Ahmet Hakan'a birden bir özgüven geldi. Böyle şey gazeteci, araştırmacı, gazeteci yönü ağır bastı.
birden böyle Türkiye'de yaşanılan işte bu şeyleri, usulsüzlükleri filan birden onlardan bahsetmeye ihtiyacı hissetti. Enver Aydemir miydi neydi bu işte bu gazeteci, İzmir Belediyesi buna galiba bir köşe bir şey vermiş arkadaşlar. Haberi unuttum, iki gün önce baktım. Onu işte bu ihalesiz olarak verdi diyor Ahmet Hakan. Sırf işte o çalıştığı gazetenin hatırına filan verildi filan diyor. Neyse doğru olabilir. Bak ona da karşıyım. Yani sırf işte Halk TV gazetecisi bilmem necisi filan diye belediyelerin onlara işte kapılarını sonuna kadar sorgusuz sualsiz açmalarına ona da karşıyım. Bu manada bir gün CHP iktidar olsa mesela çok çok güçlense bunlar gibi AKP'lilerin yaptıklarının yapmayacağını düşünemiyorum. Yine yaparlar bence. Neyse konu o değil. Ahmet Hakan'ın tavrı beni ilgilendiren. Bu Ahmet Hakan yavşağı o Türkiye AKP Türkiye'sinde milyonlarca o belediyelerde AKP usulsüzlükleri yapılıyor. Bir tanesini yazmamış, gitmiş bundan bahsediyor. Tamam bundan da bahsetsin. Lan ama sen git bahsedeceksen usulsüzlüklerden o kayyum belediyelerinin makam odalarına işte yaptırdığı saunalardan bilmem nelerden bahset. O usulsüz işte faturalandırmalar, organize ettikleri şehitler gecesi, eş dost ahbaba fatura çıkarttıkları, işte belediyenin kasasından ödedikleri binlerce hikaye var böyle, onlardan bahset değil mi? Sen bunların bir tanesinden bahset, ben bu paylaştığın tweet'i retweet yapacağım, söz. Yavşak. Ümmetinin lideri yine konuşmuş, bu sefer gençlere seslenmiş. Gençler ben de sizlere aşığım demiş. Demek ki o gençlerin içerisinde de ona aşık olanlar var. Allah Allah, ben de aşığım deyince, yok yani benim Emine de aşık mı manasında bilmiyorum artık. Ben Allah'tan o kategoride değilim yani. Ruhum genç olsa da artık kalıp olarak genç değilim. O benim için büyük bir bahtiyarlık tabii bunun, bu sözünü duyduktan sonra. O zaten bize seslenmemiş. Yani biz derken bizim tarafta olan muhaliflere seslenmemiş. O kendi gençlik kollarına seslenmiş. Gençlik kolları da ona Love Erdoğan diye cevap vermişler. Öyle bir şey olmuş. Orhan Gencebay demiş ki maalesef Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar demiş. Niye? Allah mı senin Cumhurbaşkanı, eleştirilemez mi? Maalesef onu bile eleştiriyorlar demiş. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Batsın bu dünya. Orhan Gencebay eleştirilemez ya. Cumhurbaşkanı nasıl eleştirir? Çarpılırsınız yani. Çarpılırsınız, Orhan Gencebay gibi olursunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Böcekçi Varank. Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Elinize verirler sizin o yerli aşıyı, siz hiç merak etmeyin. Adam sene sonuna kadar o kadar çok projesi var ki adamın, uzaya çıktı zaten orası kesin. Roket atacaklardı. Tok arabalar, onlar zaten hazır. İşte bir de şimdi de aşı yapacakmış. Şeyle rekabet halindeler. Öyle bir tatlı rekabet güzel. Cüneyt Oval mıydı neydi? Bu rekabetten tabii şey doğuyor yani. Kalite doğuyor. AKP biliyorsunuz bir 10 gün önce filan insan hakları eylem planı reformu filan açıkladı, öyle bir paket. Ama tam bunu yürürlüğe koyacak, gerçekleştirecek ülkenin içerisinde bir kısım insan bunu sabote etmeye, baltalamaya çalışıyor. Hemen hak, adalet arayışına filan giriyorlar. Kardeşim bir dursanıza, bir müsaade edin AKP yapsın değil mi? Yok, AKP'ye illa bunu yaptırmayacaklar. Kendileri gidip arıyorlar filan bu adaleti, hakkı, hukuku filan. Bir tane teyze Urfa Adliyesi önünde adalet talebiyle oturma eylemini sürdüren Emine Şen Yaşar gözaltına alındı. Emine Şen Yaşar bu kadıncağız kocası ve iki oğlu AKP'li milletvekilinin korumalarıyla girdi bir işte arbede de öldürülüyor. Bildiğiniz öldürülüyor. Çünkü kocası ve iki oğlu. Bununla ilgili adliye önünde eylem yapıyor. Pasifist bir eylemi kağıtlara yazıcıdan çıkartmış adalet. Kocasının, çocuklarının fotoğrafı, bu kimseye bir zararı yok. Kadını gözaltına alıyorlar, serbest bırakmışlar, sonra bir daha gözaltına almışlar. Bir daha serbest kaldı mı bilmiyorum. Şimdi bu zaten olayın faili, yani katil bir AKP'li. İşte bu Özbek kız vardı biliyorsunuz. Bir AKP'li milletvekilinin evinde ölü bulunmuştu biliyorsunuz. Onunla alakalı hiçbir şey yapmamışlardı. Soruşturma bilmem ne, hiç öyle şeyler olmamıştı.
Rabia Naz, değil mi? Orada da bir tuhaflık vardı. Yine bir AKP'li vardı. Nerede bir AKP'li var, katil, azmettirici bilmem ne filan? Serbestler adamlar. Böyle hayatından almışsınız insanların, eylem yapmasına dahi müsaade etmiyorlar yani. Aramızın bozulmadığı bir Kosova kalmıştı. AKP sayesinde bu da gerçek oldu. Kosova'yla da aramız bozulmuş. Türkiye Kosova'yı kınamış. Niye kınamış? Çünkü Kosova Kudüs'te büyükelçilik açma kararı almış. Şimdi bir, sana ne? İki, sen kimsin? Adamların iç işlerine niye karışıyorsun? Adamlar senin sömürgen, müstemleken değil. Egemen bir devlet. Anayasası var, bayrağı var, milli marşı var. Değil mi? Sen kimsin de sen ne karışıyorsun? İstiyor ki böyle ben oranın ağasıyım, ben oranın patronuyum. Kosova'sı, Makedonya'sı, Bosna'sı, Arnavutlu bana sorsun. Onlara gücü yetiyor ya. 3. Haşim Taçi gibi böyle mafya vari adamlar, mafya var, mafya. Çete usulü yollarla, ki sen de bir çetesin zaten. Adam kaçırmaya, yasa dışı yollarla adam kaçırmaya gelince, rüşvet vermeye gelince iyi dostsun, değil mi? Dişini geçiremediğin zaman kınıyor. Sen o kınayı götüne yak. Hayret bir şey ya. Bitmiş. Haberler bitti arkadaşlar. Sesli gazetemiz bitti. O zaman birkaç gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım dostlarım.